Merhaba efendim. 28 Eylül 1730 bir ihtilalin gün dönümü. Patrona Halil isyanı da denilen ve lale devrini bitiren bu ihtilali satır başlarıyla sizlerle konuşmak istiyorum. Muhterem izleyicilerim. Patrona Halil ayaklanması 28 Eylül 1730'da başlayıp Günlerce hatta aylarca devam etmiş, İstanbul'un ve ülkenin altını üstüne getiren kargaşa dönemi, nihayet aylar sonra sona erdirilebilmiştir. Bu ihtilalin veya isyanın ayrıntısına girmeden önce, yeniçeri ve isyanlar hakkında genel bir iki cümle söylemek istiyorum. Yeniçeri ocağı 1326 tarihinde Orhan Bey zamanında temeller atılmış, kısa süre içinde büyük başarılara imza atmış, halk konusunda adil davranılarak, düşman konusunda da cesur ve atak davranılarak gerçekten destanlar yazmış bir askeri harekattır Yeniçeri Ocağı'nın kurulması gitgide bozulmaya başlayan Yeniçeri Ocağı 1826 tarihinde tarihe kark edilmiş, kaldırılmıştır. Vakay Hayriye denilen bu tarih ile kurulduğu tarih arasını hesaplarsak 500 yıl Osmanlı'yı efendim başarıdan başarıya veyahut da hezimetten hezimete, ihtilalden ihtilale sürükleyen bir askeri harekat olarak askeri ocak olarak tarihlerimizde yerini almıştır. İşte onların yapmış oldukları ihtilaller, istemiş oldukları kelleler, yapmış oldukları veyahut da perde arkasında bulundukları isyanlar konusunda bir hesaplama yapıldığında ortalama tabii ki 3 aşağı 5 yukarı 40 yılda bir ihtilal yapmış olduklarını, ayaklanmış olduklarını görüyoruz. Ortalama 40 yıla e, tekabül etmektedir. Elbette günümüzdeki cum heveslilerin 10 yılda bir, önceleri 10 yılda bir, arkasından 5 yılda bir, arkasından her sene yapmaya teşebbüs ettikleri ihtilallerle mukayese ettiğimizde neticeye efendim beraberce varmamız mümkündür. 1730'lu yılların başında başlayan Suht dönemi, Osmanlı'nın Suht dönemine aynı zamanda lale devri de denilmektedir. Savaşların sonu kesilmiş, anlaşmalar imzalamış, Osmanlı parlak bir dönemini yaşıyor. İlmi bakımdan teknolojik bakımdan ve eğlence sektörü bakımından da gerçekten de lale devri değişik bir görünüm arz etmektedir. Üçüncü Ahmet ve onun büyük e, sadrazamı efendim Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın iktidarda bulunduğu dönem. Tabi muhalefet veyahut da halk muhalefeti, halk içinde bozgunculuk hareketi kendisini göstermeye başlamıştır. Nevşehirli damat İbrahim Paşa'ya mal edilen bilhassa Sadabat civarında yapılan büyük eğlence gösterileri veyahut da eğlenceler konusunda Halkın kulaktan kulağa duyduğu, yaydığı söylenti şudur ki bu söylentiyi bize tarihçi Şamdani Zade ifade etmektedir. Deniliyor ki damat Nevşehirli İbrahim Paşa hakkında bu eğlenceler konusunda. Miras yedi meşrep gece gündüz zevkü surur icat edip halkı aldatacak şey lazımdır deyiyor bayramlarda meydanlarda dolaplar beşikler, atlı karıncalar, salıncaklar kurdurup, erkeklerle kadınları karışık salıncağa bindirip, salıncağa binip inerken, hubbaz yiğitlere kadınları kucaklattırıp, hoş seda ile şarkılar söylettiren kişi olarak da ifade edilmektedir. Dilden dele, dile nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın efendim bu şekilde davrandığı halk arasına yayılarak Halkın kaleyane gelmesi sağlanmıştır. Sonunda bu e, nevi söylentiler neticesinde efendim patrona Halil isimli birisi halkın önüne geçerek ihtilali başlatmıştır, ayaklanmayı başlatmıştır. Kimdir patrona Halil? Bir hamam işçisi. Bugün fen fakültesi İstanbul'u bilenler için söylüyorum. Lale'nin başında bulunan Fen Fakültesi'nin kenarında bulunan bir hamamda çalışan Patrona Halil ki Patrona demek e, takma bir lakaptır. Koramiral bugünkü deyişiyle Koramiral Koramiral lakabıdır. Patrona Halil bu işin başına geçmiş gözükmektedir. Kimdir Patrona Halil? Efendim burada çalışan bir hamam işçisi olup Yeniçerilik ve Rumeli'de Leventlik yapmış olan bir e, eski askerdir. O anda da hamamda çalışan bir işçidir. Yanına başka kişiler de almıştır. Sarhoş Halil adıyla anılan patrona Halil yanına yardımcı olarak da şunları görüyoruz. Muslu Beşe, Emir Ali, Ali Usta, Karayılan, Çınar Ahmet, Oduncu Ahmet, Derviş Mehmet, Erzurum Mehmet, küçük muslu kutucu hali ve daha birkaç tane isimli yanına alarak bugün bazı tarihçilerin iddia ettiği gibi gerçek bir halk hareketi çünkü baldırlı çıplak işçilerden meydana gelmiş olan ilk başlangıç halk hareketi olarak gösterilmek isteniyor ise de arkasında Yeniçeri ağlarının bulunmuş olduğunu efendim ifade etmek yanlış olmaz. Bu kişiler bu saydığım kişiler Şeriat elden gidiyor. Kadın erkek karışık efendim işler çevriliyor diyerek halkı ayaklandırmaya çağırmak babında şu yolu takip etmişlerdir. Zorba ayaklanmacılar 28 Eylül Perşembe günü 1730 tarihini kastediyor. 28 Eylül Perşembe günü bayrak açıp şeriat için herkesi bayrak altına gelmesini istediklerini bağırarak üç koltan İstanbul'da yürüyüşe geçtiler. Kapalı çarşıya Bayezid Camii'nin Kaşıklılar Kapısı tarafından yürüyüşe geçerek ayaklanmayı resmen başlattılar. Çarşıya girip tüccarlara zorla dükkanlarını kapattırdılar. Ve çarşı geçişten tutup kimsenin alışveriş için içeri girmemesini sağladılar. Birden yürüyüş kolları kalabalıklaşıp büyümeye başladı. Ana kola hedef Et Meydanı oldu. Et Meydanı da bugün Aksaray ile Beyazıt arasındaki meydanlara denilen eski tabii ki düzenlemeyi kastediyoruz. Meydanlara denilen bir yerdir. Et Meydanı oldu. Patrona Halil ve erkanı bu meydanı merkez seçtiler. Bir grup da Üsküdar'a geçip oradaki halka harekete geçirdi. Ve asayişi sağlaması gereken Yeniçeri ağası Hasan Paşa önce asayı sağlamak için göstermelik hareketlerde başladıysa da bu halk hareketinin bu şekilde genişlemesi üzerine meydanı bunlara terk edip gidip bir yerlere saklanmak suretiyle ihtilalin asıl arkasında yeniçerilerin olduğuna dair işareti bize vermiş oluyor. Yeniçeriler de bütün bu isyanlar esnasında bir araya gelerek et meydanına koştular ve orada kazanları ters çevirmek suretiyle kazan kaldırma yani isyan başlatma hareketinin sinyalini vermiş oldular. 29 Eylül günü ayaklanmacılar İstanbul'un kontrolünü ellerine almışlardı. Yani akşamleyin Yeniçeriler ve Acem oğlanları da kazan kaldırması üzerine bütün İstanbul'un kontrolünü efendim ayaklanmacılar dolayısıyla patrona halil perde gerisi arkasında bulunmaya perde önünde bulunmaktadır. Patrona Halil bu kişilerin efendim e, iplerini ele geçirmiş olduğunu görüyoruz. Patrona Halil İstanbul'da bu şekilde asayişi ele geçirdikten sonra emir verip emiyle yağmacılığa başladılar. Baskınlar düzenliyorlar, İsyana katılmayan, veya isyancıların uygun görmedikleri kişileri öldürmeleri ve katliama başladılar. Bu arada kayıplara karışan kişiler arasından devrin ünlü şairi Nedim de bulundu ve katledildi. Böylece patrona bir terör havası yaratmayı ve kendine muhalefet edeceklere gözdağı vermeye başladığını ve İstanbul'da halk psikolojisiyle Şeriat isteriz naraları altında ayaklanmanın tam bir ihtilale ve isyana dönüştüğünü görüyoruz. Ve 37 kişilik kelle listesi yapılarak saraydan bu kişilerin kellesi istendi. Padişah 3. Ahmet bu isteklere boyun eğmek zorunda kalarak Sadrazam Damat İbrahim Paşa ile birlikte 37 kişinin kellesini İsyancıların önüne atmak suretiyle efendim ayaklanmayı yatıştırmaya e, muvaffak olacağını zannediyordu. İbrahim Paşa'nın bilhassa efendim e, cesedi alınarak parça parça edilmek suretiyle halka gözdağı verilmiş oluyordu. 30 Eylül'de Topkapı Sarayı'nda yapılan toplantıda Zülali Hasan Efendi Sadrazam İbrahim Paşa'nın idam edilmesini önermiş bu öneri üzerine de efendim idam edilen Mustafa Paşa, İbrahim Paşa efendim öküz arabasına bindirilerek isyancılara teslim edilmiş idi. İsyanın daha da yaygınlaştığını gören, azgınlaştığını gören 3. Üç, Ahmet 30 Eylül günü akşamleyin efendim e, Veliat Şehzade Mahmud'u çağırarak ikinci Mahmud adıyla onu tahta geçirdikten ve alnından öptükten sonra kendisi sultanlığı bıraktığını ilan etmiş. Ve 6 Ekim 1730'da da yeni padişahın Eyüp Sultan'da kılıç kuşanma merasimiyle yeni bir devrin ihtilalcilerin kontrolünde Osmanlı'nın yeni bir devri başlamış oluyordu. Tabi patrona Halil ilmi yenilikleri de ortadan kaldırmak. Bilhassa Sadabat denilen yerdeki bugün kağıthane sınırları içindedir. Sadabat denilen yerde eğlence mekanları olarak tanzim edilmiş bulunan köşklerin önce yakılması istenildiyse de sonra bunun yıkılmaya çevrilmek suretiyle hepsinin yıkılmış olduğunu görüyoruz. Yerle bir edilmiş olduğunu görüyoruz. Sadabat karanlık dönemine bu şekilde girmiş oluyordu. Bu şekilde patrona Halil denilen bir e, ihtilalin reisi bıyıklarını balta kesmez olup artık padişahın huzuruna da küstah bir eda ile silahla girmeye başlamış. Kimse bunun önüne geçemiyordu. İstedikleri kişileri istedikleri yerlere tayin ettirmek suretiyle kendisi de bir gün sadaret kaymakamlığını yani sadrazam bir yere gittiğinde kendisi tam yetkili olarak İstanbul'a hakim veya ülkeye hakim olacak mevkiyi istediğini bunun yerine kendisine 10 bin altın maaşla istediği valiliğe gönderileceği kendisine ifade edilmesine rağmen bu altın bu kadar altını reddederek İstanbul'da kalmak suretiyle ipleri eline geçirmiş ve olaylar devam ediyordu. Muhterem izleyicilerim. Olayların patronu Halil'in kontrolünden alınıp da yeniden devlet düzeninin sağlanması için çareler üretilmeye başlanıldı. İkinci Mahmut Han bunun üzerine, efendim, ee, İkinci Mahmut diye deminden biri söylüyorum. Ben yanlış söyledim. Elbette birinci Mahmut olacak. 2. Mahmut daha 100 yıl sonra gelmiş olacaktı. Bir sürçü lisandan dolayı sizlerden özür diliyorum. Birinci Mahmut Han Osmanlı tahtına cülus etmiş olacaktı. Birinci Mahmut Han efendim kendisi e, Kaptan-ı Derya Canım Hoca Mehmet Paşa'yı yanına çağırarak bu işe bir çare bulmasını kendisinden istedi. Mehmet Paşa ise şöyle bir mizansen hazırladı. Önce 23 Kasım'da bir genel divan hazırlandı. Bu divana patrona Halil ve adamları da çağrılmış oldu. Bu divanda ertesi iki gün içinde 25 Kasım'da yeni bir divan ama bu divanın gizli yapılması kararını aldırdı orada Mehmet Paşa bu şekilde bu gizli divana ancak sayılı kişiler gelebilecekti. Bu sayılı kişilerin bir tanesi de Patrona Halil idi. 25 Kasım günü Patrona Halil bu gizli divana efendim çok önemli kararlar alınacak olan bu divana geldi ama fedailerinden kapıda ayrılarak silahlarını da bırakarak içeri girmek, padişahın huzuruna girmek zorunda kaldığı anda da Mehmet Paşa hazırlanmış olduğu efendim mizanseni ve tuzağı yürürlüğe koyacak. Hemen orada derdest edilecek, patrona Halil katledilecek. Bunun fedailerinde bir kısmı katledilecek. Sonra da patrona Halil'in cesedi efendim e, muhafızlarının ve yeniçerilerin önüne atıldığı anda da çil yavrusu gibi dağılan yeniçeriler ve yeni düzenin adamları görevleri bırakmak suretiyle yeni bir düzene Osmanlı kavuşacak ve Osmanlı bu şekilde ihtilal havasından kurtulmuş olacaktı. Yani demek oluyor ki 25 Kasım 1730 tarihi itibariyle Osmanlı ülkesi yeniden normale kavuşacak. Bu arada 2000 kişi Patrona Halil'in etrafında bulunan 2000 kişi yakalanarak idam edilecek ve hamamla denetlenerek bilhassa Arnavut asıllı hamam işçileri de işlerden el çektirmek suretiyle e, e, bu şekilde sülf ve sükun sağlanmış olacaktı. 25 Kasım 1730'dan itibaren de 1. Mahmut Han'ın gerçek saltanatının başlamış olduğunu görüyoruz. 3. Ahmet Han ise saltanatı bırakacak 6 yıl daha yaşadıktan sonra 1736'da vefat edecek 27 yıllık saltanat sürmüş olacaktı. Tabi 3. Ahmet Han yerini 1. Mahmut Han'a bırakacak. Bu ihtilalde patrona Halil isyanı olarak tarihlere geçmiş olacaktı. Cunta tarihlerden bir tanesinin daha kanlı sayfalarını bu şekilde okumuş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın efendim.